Herkese merhabalar, ben diyetisyen Eda Arslantaş. Bu videonun başlığından da konusunu anladınız zaten. Eminim birçoğunuzun hayatı diyetlerle geçmiştir ve şu an evinizde geçmiş yıllara, aylara ait eski diyet listeleriniz bulunuyor. Bu videoyu hem elinizdeki bu listeleri tekrar kullanabilirsiniz diye anlatmak için çekiyorum. Hem de bazen danışanlarda şöyle bir durum oluyor. İşte bir program bittikten sonra hemen tekrar başa dönüp o listeyi uygulama ya da diyelim işte geçtiğimiz 1-2 hafta çok kötü geçti. Ben bu diyeti başa mı alsam gibi durumlar oluyor. Şöyle ki diyet listeleri her zaman yüksek kalori ve besin değerinden düşeğe doğru ilerler. Eğer siz bunu uygulamayı bilmezseniz, şu an diyelim ki atıyorum 1 kilo bile vermiş olsanız, tekrar başa döndüğünüzde kalori artacağı için aslında siz normalde o kilo vermek için uyguladığınız eski diyeti şu an yaptığınızda kilo alabilirsiniz. Bu açıdan bu önemli bir detay. Peki biz bu listeleri nasıl tekrar tekrar kullanabiliriz? Öncelikle burayı ilk başta iki başlığa ayırmak istiyorum. İki değerlendirmeyle. Bir tanesi, eskiden yaptığınız bir diyet listesini alıyoruz elimize. Bu bir ay öncesi olabilir, bir sene öncesi olabilir. O dönemki hastalıklarınız ve kan değerleriniz ve şu ankini değerlendireceksiniz. O zaman belki hiçbir sağlık probleminiz yoktu. Vitamin, mineral eksiklikleriniz yoktu. Ama şu an bazı durumlar gelişti diyelim. O zaman bu yolu çok girmenizi tavsiye etmem. Çünkü çok büyük ihtimal o zaman bir hastalığınız olmadığı için yeterli dengeli beslenmede işte bütün karbonhidrat, protein, yağ değerleri şu an sizin durumunuza uygun olmayabilir. Eğer böyle bir durum varsa burada riske atmamak bizim için önemli açıkçası. Ama diyelim ki işte o zaman da bazı hastalıklarınız vardı. Şu anda da var ve işte kan değerleriniz ortalama aynı. Ya da o zaman hastalığınız vardı, şu an geçti vesaire. O zaman bu durumda biz bunu uygulayabiliriz. Zaten bu videonun konusu da bu durumlar için geçerli. Yani şu an o dönemki ile bu dönemki arasında herhangi bir hastalık farkı ya da herhangi bir problem yok. Her şey yolunda. Sadece bir kilo döngüsünü eski listelerle uyarlamaya çalışacağız. Şimdi diyelim ki eskiden yaptığın listede şu ankine göre daha kilolusun. Şu anda evet kilo problemin var. Yine vermek istiyorsun ama o zamanki listelerin daha yüksek kilodayken. O zaman burada bir enerji açığı oluşturmak önemli. Ama bunu yapmak için gidip listelerde eksiltme yapmayın. Çünkü bu durumda siz oradaki karbonhidrat protein yağ dengesini bozabilirsiniz. Direkt oradaki menüleri tüketin. Zaten o zamanki mide hacminiz de şu anki aynı olmayacağı için vücudun kendi doğal açlık tokluk sinyallerini kulak vermek daha doğru olur. Zaten o zaman bitirdiğiniz atıyorum işte 6 porsiyon 7 porsiyon protein şu an size çok gelir ve siz kendi mide hacminize göre işte 3, 4 ya da 5'te zaten tıkanırsınız. Böyle durumda bırakın. Yemek yeme sıralamasında ise önce hep tabağınızdaki sebzenin yarısı, sonra proteinin yarısı ve en sona karbonhidratı bırakacak şekilde ilerleyin. Ve hani proteinlerle yağı eşit de tutabilirsiniz aslında. Tabağınızdaki siz proteini bitirdiğiniz zaman geri kalan tabağınızda kalsa da olur. Çok problem olmaz. Çünkü bizim asıl açlık tokluk döngüsünü oluşturan daha sağlıklı besinlere sizin yönlenmenizi sağlayacak, tatlı krizlerinizi azaltacak kısım bu protein kısmı oluyor. O yüzden beslenme kısmında siz bireysel olarak hiçbir şeyi kısıtlamayın. Orada midenizin size verdiği sinyalleri dinleyin. Ama nasıl bir enerji açığı oluşturabiliriz? Egzersizi artırarak, o zamanki yaptığınız hareket ve egzersiz rutiniyle şu ankini değiştirebilirsiniz. Atıyorum o zaman hiç spor yapmıyordunuz. Şu an mutlaka ekleyin. O zaman 3 gün yapıyorsanız şu an 4 gün yapın ya da sporun içindeki yine gün sayınız aynı kalabilir. Süresini ya da sporun şiddetini artırabilirsiniz. Normal bir pilates yapıyorsunuzdur. İşte elinize ayağınıza ağırlıklar ekleyebilirsiniz. Ya da işte fitness kardiyo ekleyerek bir enerji açığı oluşturabilirsiniz. Çünkü aslında tüm bunlar içerisinde bizim uygulayacağımız oradaki yemek yeme şekilleri. Dikkat ederseniz her böyle diyetisyenden aldığınız listelerde o tabakta her besin grubundan besinler olur. Sizin işte kahvaltınız, öğle akşam yemeğiniz hepsinin içinde bir protein, sebzeniz, sağlıklı karbonhidratlarınız bulunur. Ara öğünler daha önemli olur. Orada mesela size tarifler verilmiştir. Siz oradaki miktarları ve malzemeleri kullanarak tarifi yapmadan farklı pişirme tekniklerini uygulayabilirsiniz. O zamanki listenizde belki işte atıyorum haftalık şu kadar bir bitki çayı rutininiz vardır ya da farklı bir rutinleriniz vardır. Onları tekrar hayatınıza alabilirsiniz. Bu şekilde eklemelerle bir tık daha güzel, dengeli bir yol bulabilirsiniz. Bu biraz da şey için çok önemli aslında. Tabii ki hani sürekli yeni bir sürece girmek bizim için güzel ama bir diyet yaptıktan sonra o sizin aslında bir yaşam tarzınız olmalı. Bu kısa süreli detokslar için söylemiyorum. Onları yılda bir iki kez, evet hani şöyle arınmak için
için, bir tık böyle sebze tüketimini artırmak için yapabilirsiniz. O ömür boyu zaten bir yaşam tarzınız olmaz, olmamalı da. Ama diğer diyet süreçlerinde evet birebir oradaki kurallara uymak zorunda değilsiniz ki hayat öyle zaten geçmez. Ama öğrendiklerinizi uygulayarak mesela bazen şey olabiliyor. Aralıklı oruç programı alıyor danışanlar. İşte 30 gün ya da 28 gün her neyse. Ondan sonrasında hani bundan sonra nasıl devam edeyim? Ya o senin zaten yaşam tarzın olmalı. Sen bir kez aralıklı oruç aldığın zaman ya da başladığın zaman ki güzel de bir sonuç aldıysan niye değiştiriyorsun? Devamı artık o şekilde gitmeli. Diyet süreci içinde mesela normaldeki bizim en büyük hatamız proteinleri çok az tüketmek ve yemekte tabaktaki ilk önce işte o patatesten hemen bir lokma almak, ilk pilavı almak gibi durumlar bizim aslında bu açlık tokluk döngümüzü, kan şekerimizi çok etkiliyor. Hani bunları değiştir. Diyet içerisindeyken size verilen önerileri devam ettirdiğiniz zaman her şey bir tık daha rahat oluyor. Ama en önemlisi egzersiz. Yaptığınız programlar için egzersizi eklemediğiniz zaman diyet içerisindeyken bir kontroldeyken evet kilo verirsiniz. Ama sonrasında bu düzen hemen bozulur. Egzersizde de zaten artık biliyorsunuz evde yapılacak ya da böyle 1 saat, 1,5 saat zaman harcayacağınız egzersizler yok. Kendi vücut ağırlığınızla hiçbir ekipman kullanmadan çok rahat sporlar yapabilirsiniz. Ne kadar uzun olduğu, hangi saatte yaptığınız bunlar hiç önemli değil. Az olsun, hafif olsun ama düzenli olsun. Bu bizim için çok daha önemli. Yani bunu sadece kafaya yerleştirdiğiniz zaman, ya evet arkadaş hani tamam bu bizim hayatımız olacak. Bunu değiştireceğimiz bir şey yok. O zaman ben bunu hangi şekliyle yapabilirim? Bunun üstüne bir tık odaklanırsanız hayatınız gerçekten diyetlerle, diyet listeleriyle geçmez. Bunun değişmesini de çok istiyorum. Yani evet ben bir diyetisyenim tabii ki. İşte bu da bir işim ama bir insanın hayatında diyet hep şöyle olabilir. Kiloludur, kiloyu vermiştir, korumadadır. Bu da mesela bir diyet süreci. Sonrasında artık spor çok iyi gidiyordur, güçlenmek istiyordur. Bu bir diyet modeli. Kaslarını geliştirmek istiyordur ya da atıyorum hamiledir, o dönemi sağlık. Hani bu şekilde hayatınızda var olacaksa olsun ama hep aynı şey için sürekli bir döngüye girmek bizim için çok da keyifli değil. Sizi de yoran bir şey. Bu şekilde bir eski listelerinizi değerlendirin. Bakalım neler olacak. Sorularınız olursa yine bana yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi öncelik sağlık. Sağlıkla alakalı bir problem geliştiyse tabii ki hani eskileri değil de şu an sıfırdan bir şeye başlamak daha iyi olur sizin için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yazabilirsiniz.